Gelin hicretin 95. yılına miladi olarak 659'a gidelim. İmam kaç yaşında? Hicri olarak 57 yaşında. Miladi olarak sadece 54 yaşında. Onun için bazıları derler ki o rivayeti kabul ederek büyük ihtimalle Velid bin Abdülmelik'in zehirletmesiyle imam şehit oldu. Çünkü Velid bin Abdülmelik'in bugün kaynaklarımızda geçen bir sözü var. Ali İbni Hüseyin bu dünyada var oldukça bana rahat yüzü yok diyor. Ve bu konuda bir plan yapıyor. O planın neticesinde de imam zehirlenerek yatağa düşüyor. Topluyor ehli beytini. Vasiyet edecek. Yaptığı vasiyet aynen dedesinin vasiyeti evlatlarım iki şeye sımsıkı sarılın Allah'ın kitabına ve dedeniz Resulullah'ın sünnetine başka da bir şey yok ve bu halde gözlerini bu dünyaya kapayacak ebedi alemi açacak Allah kendisinden ebeden ebeden razı olsun yıkanacak gassal kimdir bilemiyoruz ama yanında çocukları var Muhammed Bakır Zeyt ve Abdullah. Gassal yıkarken sırtındaki bir iz dikkatini çekiyor. Sırtında iki tane Nasır ve o gün daha taze olan ip izleri var, kan izleri bırakmış. Merakla soruyor, ne idir bunlar? Muhammed Bakır cevap veriyor. Babam her gece Medine'nin fakir fukarasına sırtında azık taşırdı vefat edeceği günlerde taşıdı ve o halde öldü. Biz diyorduk ki baba biz götürelim evladım ahiret azığımı bana bırakın diyordu. Reklam yok. İnsanların alkışını taltifini beklemek yok. İmam Zeynel Abidi'nin çağlar sonrasına verdiği mesajların en büyüğünü söyleyeyim size. Hizmet burada ödül mükafat orada karşılığı burada bekleyenler hiçbir şey alamayacaklar. Ama karşılığı orada bekleyenler belki burada hediyelerin içerisinde de kalacaklar. Ama öncelik hizmet olacak. Hiçbir şeye takılmadan ben bunu yaptım. Hani alkış demeyecek. Niye kimse beni görmüyor? Niye kimse benim bu hizmetimden haberdar değil demeyecek. Hatta bilakis üzülecek eğer bunun karşılığını bu dünyada görürse. İmam Zeynel Abidin'in verdiği mesaj hizmet burada ödül orada. Bu ufuk büyük bir ufuktur. İnşallah bu ufuka varırsak çağın Zeynel Abidinleri olma adına gayretimiz artacak. Zaten bir İslam aliminin dediği gibi marifet İmam Zeynel Abidin'i anlatmak değil, marifet İmam Zeynel Abidin olmaktır. Marifet bu çağda onun ruhunu diriltip onun o ruhuyla yeniden kulluğu aleme göstermektir. Ne diyelim? Allah hepimizi böyle bir ruha, böyle bir kamete eriştirsin. Aziz kardeşlerim, yeni başladık ama bir veda edeceğiz şimdi güzel bir iş için veda edeceğiz. Allah yine nasip etti inşallah sizlerin temsilcisi olarak eğer kabul buyurursanız bir dahaki hafta siz bu kürsüden kürsünün asli sahiplerinden biri olan Emrullah Hatipoğlu'ndan camiyi cemaati dinlerken ben tam o saatlerde inşallah havada size dua ediyor olacağım ciddiye doğru yola çıkmış olacağız. Allah nasip ederse 12 günlük bir hac yolculuğumuz olacak, sonra döneceğiz. Ben sizlere dua etmeye gidiyorum. Selamlarınızı ve dualarınızı o güzel yurtta sizin dilinizin tercümanı olarak dile getirmeye gidiyorum. Ümmetimize dua etmeye gidiyorum. Ashabul Suriye'ye, Suriye ashabına, Suriye'deki kardeşlerimize ve bugün dünyanın dört bir tarafında ezilen sömürülen bir buçuk milyarlık İslam ailesinin tamamına dua etmeye gidiyorum. Sizlerin adlarını bildiklerimle adlarınızla dua edeceğim bilmediklerinize cemaatçe dua edeceğim. Ama insanlığa da orada dua edeceğim ki inşallah içinizden insanlığa hidayetin nurunu taşıyacak kardeşlerimizin sayısını Mevla çoğalsın. Duam şu olsun siz de o duaya gelin gönülden amin deyin. Allah nasıl bizi burada birleştirdiyse burada bizi güzel ve hayır üzerine birleştirdiyse bir gün Arafat'ta da birleştirsin. Amin. Bir gün Müzdelife'de de birleştirsin. Amin. Bir gün aşk diyarı olan Mina'da da beraberce şeytanlarla savaşmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Beraberce Mescid-i Nebevi'de namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Şu anda kanayan İşkenceler sıkıntılar altında inleyen mescidi aksamızda özgür bir biçimde namaz kılmayı nasip eylesin. Emevi camisinde o güzel camide inşallah özgür bir Suriye'de dua etmeyi bizlere nasip eylesin. Daha daha ötesini söylüyorum ister buna amin deyin ister demeyin. İnşallah bir gün kitabını sağından alıp cennete yürüyüp. Cennette aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e komşu olacak o güne de bizleri kavuştursun. Amin. Sahabenin sofrasında oturma baktıyarlığına bizleri eriştirsin. Amin. Hakkınızı helal edin. Evet. Benden taraf bir hak olmadığına her zaman inanırım. Ananızın sütü gibi de helal olsun eğer inanıyorsanız. Mevla yeniden kavuştursun, buluştursun inşallah. Ve davanı davana enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه